Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları il ve ilçe başkanlarının 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününe ilişkin basın açıklaması. Değerli basın mensupları, bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Dünya çapında şiddete karşı dayanışmayı yükseltme, mücadeleyi büyütme ve şiddet nedeniyle yaşamını kaybeden kadınları saygıyla anma günü. Bu nedenle örgütümüzle birlikte 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Tarih sayfalarında bugünü özel kılan ve sorumluluk yükleyen onurlu bir mücadele hikayesi var. Dominik Cumhuriyeti'ni yöneten diktatör, halka baskıyı, zulmü ve ölümü reva görüyordu. Ülkede insan hakları ve demokrasi askıya alınmıştı. Tarihe adını kelebekler olarak yazdıracak üç kız kardeş, yaşananlara dur demek için mücadele meşalesini yaktı. İşkencelerin ayyuha çıktığı bir süreçte, örgütlenmenin tek çözüm olduğunun bilinciyle hareket ettiler. Direnişin simgesi olan Mirabal kardeşler defalarca tutuklandı. Mal varlıklarına el konuldu. Diktatör tarafından açıkça hedef gösterilmelerinden 23 gün sonra takvimler 25 Kasım 1960'ı gösterdiğinde 3 kız kardeşin arabası yolda durduruldu. Önce tecavüze uğradılar, sonra da öldürülüp uçurumdan aşağı atıldılar. Diktatör kelebeklerden kurtulduğunu sandı. Oysa ki onların uçurumun kenarında çırptığı kanatlar büyük bir rüzgara dönüştü ve diktatörlüğü yıktı. 1999 yılında Birleşmiş Milletler bugünü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan etmiş oldu. Değerli basın mensupları, biz kadınlar dünyada ve Türkiye'de şiddet sarmalına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Kelebeklerin onurlu direnişine sahip çıkmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz. Ülkemizde yaşayan kadınlar en temel hak olan yaşam hakkı için direniyor. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana kadın cinayetleri sistematik olarak arttı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişken 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kadın hayattan koparıldı. 1 Ocak 2022 ile 1 Kasım 2022 arasında ise 202'si şüpheli olmak üzere en az 482 kadın öldürüldü. Şüpheli kadın ölümü yoktur, etkin yürütülmeyen soruşturmalar vardır. Malatya'da 14 yaşındaki Elif Gültekin'in intihar ettiği öne sürüldü. Savcılık soruşturmayı yeniden başlattığında Elif'in töre